Herkese merhaba gezegen halkı. Ben Kemal Keskin. Bazılarınız beni Bilkent mühendis olarak da tanıyor YouTube'dan. Onlar zaten neden size böyle seslendiğimi anladılar bile ama siz de ufak bir araştırmayla öğrenebilirsiniz. Zamanında Bilkent'e derece yaparak ışınlanmış biri olarak nacizane önerilerimle sizinle sohbet etmek için buradayım. Umarım paylaştığım şeyler sizin için bir nebze olsun faydalı olur ama daha fazla uzatmadan sizi atış hattından kurtaracak yardım attı, yani sınav attı başlasın. Sınav hattının ikinci bölümünde hepinize merhaba arkadaşlar. Umarım ilk bölümü beğenmişsinizdir ve sizin için faydalı olmuştur. Bu arada bana attığınız destek mesajları için de gerçekten çok teşekkür ederim. Bu kadar hoşunuza gideceğini bilseydim bu podcast yayınlarına çok daha önceden başlardım. Çünkü bir de neden bilmiyorum ama podcast yayınlarını hazırlarken çok eğleniyorum ve benim için de gerçekten güzel ve farklı bir tecrübe olmuş oluyor. Neyse daha fazla gevezelik etmeyeceğim ve konumuza geçeceğim. Bugünkü konumuz sınav dönemindeki arkadaşlıklarımız ve insanlarla olan ilişkilerimiz. Hepiniz biliyorsunuz sınav senesinde en ufak bir söz, ufak bir mimik bizi derinden etkiliyor. Biliyor. Yani modumuz mükemmelken, çalışma aşkıyla yanım tutuşurken bile bir arkadaşımızın ufak bir iması bir anda dünyayı başımıza yıkabiliyor aslında. Mesela bazen denemeden çıkıyoruz, denememiz bize göre gerçekten iyi geçmiş oluyor. Yani biraz olsun netlerimiz artmış, kendimize olan inancımız yerine gelmiş oluyor. Ama tam o anda biri çıkıp ''Aa sen daha o netler demişsin, yoksa mezuna mı kalmayı düşünüyordun?'' falan deyip bizim bir anda dünyamızı başımıza yıkabiliyorlar. Bunu belki herkes karşıdakinin moralini bozmak için yapmayabilir. İnsanların da sonuçta günahını almayalım. Ama benim yaşadığım tecrübelerden çıkardığım sonuç şu arkadaşlar. Bunları insanlar genellikle kendi egolarını tatmin etmek ve karşıdakinin mutsuzluğundan mutlu olmak için yapıyorlar yani genellikle öyle söyleyince sizin mutsuz ve depresif hissedeceğinizi söyleyen kişi de gayet iyi biliyor aslında bunu şöyle açıklayabiliriz nasıl ki çok zengin bir iflas ettiğinde ve fakirleştiğinde halkın bir kısmı buna sevinir ya da en basitinden mahallede birinin başına kötü bir şey geldiğinde genellikle bu dedikodu konusu olur ve insanlar zevk için bunun muhabbetini yapar ya işte günümüzde insanlar maalesef kendi başlarına mutlu olamadıkları için yani bu yeterlilikte şeyler başaramadıkları için başkalarının mutsuzluklarından mutlu olmaya çalışıyorlar bu bence çok acınası bir durum ve işin daha da trajik hali bu insanlar içinde bulundukları bu durumun genellikle farkında bile olmuyorlar maalesef. Ha herkes böyle mi? Tabii ki değil. Bazen de bize değer veren insanlar sırf bizim iyiliğimizi düşündükleri için kendilerine göre bunun doğru olduğunu düşünerek bizi hırslandırmak amacıyla aslında bilerek canımızı acıtmak için yaparlar bunu. Mesela annemiz, babamız, abimiz veya ablamız gelir. O kadar çalışıyorsun hala aynı netler. Daha çok çalışman lazım vesaire gibi cümlelerle bizi hırslandırmaya çalışır maalesef. Maalesef diyorum. Çünkü bu tür şeylerle motive olan öğrenci şu ana kadar hiç görmedim. Kendim de hiçbir zaman motive olmadım. Siz oluyorsanız lütfen bana yazın bu arada. Bunun en önemli sebebi zaten bizim içten içe bunları kendimize söylememiz. Yani sen içinde bunlarla savaşırken çok değer verdiğin biri de gelip sana aynı şeyleri söylediğinde artık bunun kesin doğru olduğuna ve bunun üstesinden gelemeyeceğine inanmaya başlıyorsun kendine olan güvenin kırılıyor ve güçsüz hissediyorsun. Yani kısaca bu tür cümlelerin bize hiçbir faydası olmuyor. Beni dinleyen anne babalar varsa şu an onlardan rica ediyorum. Çocuklarınızı bu şekilde motive etmeye çalışmayın. Çünkü motive olmaktan çok moralleri bozuluyor. Peki bunlardan kurtulmak için ne yapacağız? Özellikle arkadaş ortamlarından dolayı zarar gören öğrenciler çok fazla. Yani bunu sadece başta anlattığım sözde yapılan saldırılar olarak da düşünmeyin. Daha başka birçok şekilde arkadaşlarınız sizi kötü etkileyebilir. Hele ki mezunsanız ve arkadaş çevreniz üniversitelerden oluşuyorsa durum daha da vahim olabiliyor. Çünkü insanların sınava hazırlanma gibi bir derdi olmadığından ve eğer fazlaca düşüncesiz ve anlayışsız bir insan tiplemesiyseler sizi sürekli bir yerlere çağırıp sizi reddetmek isteyince de trip atmak suretiyle sizi zor durumda bırakabiliyorlar. Arkadaşlar sınav döneminde size başarıyı maalesef sadece kendiniz getirmiyorsunuz. Çevrenizin de sizin başarınız üzerinde çok büyük bir etkisi var ama işte çevrenizi nasıl oluşturacağınız tamamen sizin elinizde. Ya Sizi anlıyorum. İnsanları hayatınızdan çıkarmak her zaman o kadar kolay olmuyor. yani Belki onların arkanızdan neler söyleyeceğinden veya yanlış hissedeceğinizden korkuyor olabilirsiniz. Ama size bir sır vereyim. Şu an hayatınızın merkezinde gördüğünüz arkadaşlarınızın çoğunu bundan bir sene sonra çok nadir göreceksiniz. Hatta belki aynı üniversitede olacaksınız ama birbirinizi görüp selam bile vermeyeceksiniz. Kesin böyle olacak demiyorum tabii ki ama genelde bu böyle oluyor ve sizin için sadece eski bir mazi olarak kalacak insanlar için geleceğinizi, kimler kimlerle vakit geçireceğinizi, hatta belki de kimin yanında yaşlanacağınızı belirleyecek sınav senesini tehlikeye atmaya değer mi sizce? Bence değmez. O yüzden mutlaka bu insanlardan en kısa sürede kurtulmaya ve uzaklaşmaya çalışın. Peki bir de başta anlattığımız gibi bu insanlardan bazıları anne babamız gibi çok yakın çevremizdelerse, yani tabiri caizse onlardan kurtulmak gibi bir imkanımız yoksa ne yapacağız? Şimdi burada yanlış anlaşılma da olmasın tabii ki. Aile her zaman baş tacıdır. Onlardan kurtulmak diye bir şey söz konusu olamaz zaten. Ama ve lakin dediğim gibi onlar onlar da bazen bize istemsiz zarar verebiliyorlar. Bu tür zamanlarda salla gitsin metodu uygulayın derim arkadaşlar. Yani mesela biri size daha çok çalış, hiç çalışmıyorsun, netten hiç artmıyor vesaire dediğinde aynen çok haklısın daha çok çalışacağım artacak vesaire deyip geçiştirin. Eğer siz olayı bu zamana kadar yaptığınız gibi büyütür, nasıl çalışmıyorum, elimden geleni yapıyorum vesaire diye diretirseniz onlar da sizinle aynı şekilde diretirler üstünüze gelmeye devam ederler. Ama siz diretmeden geçiştirirseniz çok fazla diretmezler çünkü kazandıklarını düşünürler. Bu aslında arkadaş ortamlarında da böyledir. Mesela biri size netlerin düşük vesaire dediğinde aynen ya ben geri zekalıyım bu kadar oluyor vesaire dediğinizde o insan size bir daha bu şekilde şeyler söylemez çünkü amacına ulaşamamış olur. Onun amacı aslında sizin kafaya takmanızı ve üzülmenizi sağlamaktı. Ama siz tam tersinde bunu şakaya vurduğunuzda bu geri teper ve o rahatsız olur. Bunu hayatınızın her alanında uygulayabilirsiniz aslında. Çünkü gerçekten çok etkili bir yöntem. Yani biri sizi eleştirmeden siz kendi kendinizle dalga geçmiş oluyorsunuz ve karşıdakine bir şey bırakmıyorsunuz. Tabi buradan eleştirilerden hoşlanmadığımız sonucu çıkmasın. Biz sadece art niyetle yapılan eleştirileri püskürtüyoruz. Arkadaşlar sonuçta bu kadar şeyi neden çekiyoruz? Neden bu kadar ders çalışıyoruz? Mutlu olmak için değil mi? Peki mutlu olma uğruna bu kadar çabalarken şu anda çok mutsuz oluyorsak bütün bu çaba sizce de boşuna değil mi? Bir yerde okumuştum. Her insanın bir mutluluk sayısı varmış. Yani mesela senin mutluluk sayın ortalama 10 üzerinden 6 ise ve sen elin kaybetmişsen yani evin kopmuşsa diyelim ki Allah korusun bu arada. Mutluluk sayın anlık olarak bire inse de zamanla bu duruma alışıp kabullenip geri altıya çıkıyormuş. Aynı şekilde mesela birden çok zengin olsam da anlık ona çıkıp sonra bu duruma alışıp daha fazla şey istediğinden geri altıya düşüyormuş. Yani ileride çok mutlu olacağım diye şu anki mutluluğunuzu hiçe saymayın. Kendinizi mutlu etmesini bilin ve mutlu olmayı öğrendikçe zaten hayat sizin için çok daha iyi olur arkadaşlar. Sonuçta mutlu olmuş oluyoruz. Sonuç olarak çevrenizdeki insanlar onların söyledikleri İnsanların ne düşündüğü sizi mutsuz edemesin. Siz her zaman mutlu olmak için çabaladığınızı aklınızdan çıkarmayın ve kimsenin sizi mutsuz etmesine de izin vermeyin. Bu arada arkadaşları, anne babayı konuştuk ama bir de sevgiliyle olan ilişkiler var. Bunu aslında bilerek en sona bıraktım ki sevgilisi olmayanlar vakit kaybetmeyip burada kapatıp derse oturabilsinler. Evet sevgilisi olanlar için işler biraz daha karmaşık aslında. Şimdi iki ihtimal var. Ya sevgiliniz de sizinle birlikte sınava hazırlanıyordur ya da hazırlanmıyordur. Eğer sınava beraber hazırlanıyorsanız işiniz çok daha kolay. Çünkü beraber ikinizin de faydasına olacak şeyler bulup çalışabilirsiniz. Hani bulup çalışabilirsiniz derken hani böyle metotlar bulup beraber işte etütler vesaire yapabilirsiniz. Ama eğer sevgiliniz sınava hazırlanmıyorsa ve sizin sınava hazırlandığınızı bazen kendi için göz ardı edebiliyorsa yani sizinle daha fazla vakit geçirebilmek için sizi sürekli bir yerlere çağırıp ders çalışmanıza mani oluyorsa hayat sizin için biraz daha zor olabilir. Öyle ya da böyle. Her durumda da güzel bir şekilde sevginizi karşınıza alıp açık açık konuşmanız gerekir bence. Sınav hazırlandığınız süreçte onların anlayışlı olmasını beklediğinizi açık bir şekilde ifade edin. Bu süreçte her saatin çok değerli olduğunu ve geleceğinizi etkileyen bu büyük olay için onun desteğine ihtiyacınız olduğunu da söyleyin bence. Zaten eğer sizi gerçekten seviyorsa ve sizi gerçekten düşünüyorsa anlayışla karşılayacak ve sınav dönemindeki en büyük destekçiniz olacaktır aslında. Fakat ters tepki verip hiç mi görüşmeyeceğiz vesaire triplerine girerse bilin ki size gerçekten değer vermiyordur arkadaşlar. Ve bunu kabullenmek bazen çok zor olabiliyor. Ben çok sevgilisi ona çok zarar verdiği halde ayrılamayıp bütün sınav senesini heba eden sonra da sevgilisi tarafından terk edilen öğrenci gördüm. Önce şunu kendi içinizde tekrar edin. Siz değerlisiniz. Bunu tekrar ettikten sonra da insanların sizin hayatınıza kötü etki etmesine izin vermeyin arkadaşlar. Umarım anlattıklarım bir nebze olsun, mutlu olmanıza vesile olur ve umarım ileride çok mutlu bir hayat geçirirsiniz. Bu arada sınav hattının yeni bölümlerinde hangi konuları ele almamı istiyorsanız bana instagramdan yazabilirsiniz. Kullanıcı adım Bilkent Limandis bu arada. Sizleri seviyorum gezegen halkı. Kendinize çok iyi bakın, iyi çalışın ve en önemlisi mutlu olun.